bitti her yerde, bak gördünüz üzümü. Hani bu çeşidi şey yapmamız gerekiyor. Sizin bir bilginiz var mı? Kimiyle ilgili? Bir yıl yataklığa geliyor. Hemen satılması gereken bir şey değil. Onun için iyi bir şey değil mi? Evet, evet. Elmanın alternatifi olabilir yani. Evet. Şimdi o zaman siz bana, bizim bir sosyal yardımlaşmanın destek verdiğimiz çiftçilerimiz var biliyorsunuz. Kriterlere uygun olan. O çiftçilerimize biz örnek bahçe yapalım. Evet. Hepsi de bu bölgede birer olsun. Birer dönüm bahçe yapalım. Kaç güne bir devamlı mı veya belli bir gün? İki gün arayla su salınması lazım buna. İki gün arayla. İki gün, üç gün arayla. Ağrım buraya ben salarım. Aynı böyle rutubetli olması böyle, lazım. Böyle böyle dibinde böyle akar. Tabandaki gibi. Aga, devamlı akar yani. Dere yatağına, yakın köyler. O işte taban böyle oluyor. Devamlı dibinde. Ya birkaç ağaç denemek yani lazım. Ahmet Bey bak çık. Ya damlaya girer. Burada su bulunuyor. Maşallah. İşte o zaman olur. Sonra muhtemelen bir kere. Bir de bunun araması da fazla. Şimdi ekimin 15'ten sonra da kesilir. Kurtarım biraz. Aynı elma olacak gibi. Hasat zamanı. Hasat zamanı, zamanı elma zamanı yani. Zaten vermiş bak. O zaman kesiyorsun yani. Ya Şu evin balkona şey yaptı ki. Tebrik ederiz sizi. Bunun için yaptırdı o. Teşekkür ederim, sağ olun. 5 tane dikti oraya. Bu şekilde bakabiliyor. Serkan Tarsuslu, Çatalarma Mahalle Muhtarı. Şu anda alternatif Göden'de zaten ceviz yetişiyor, badem yetişiyor. Fakat burada yeni amcamızın birinin dikmiş olduğu kivi var. Bugün kiviyi inceledik, kaymakamımızla ve ilçe tarım müdürümüzle beraber yerinde gördük. Bu ürünün Göden Yaylası'nda alternatif bir ürün olacağına karar verildi ve çalışması başlandı. Daha kaliteli ve daha verimli olacağını, vatandaşın daha kazançlı olacağı düşünüldü. Bunun araştırması yapılacak ve inşallah yeni bir ürün olarak Göden'e katacağız. Göden Yaylası'nda 500'ün üzerinde nüfusumuz var. Fakat yani bunlar Göden Yaylası'nda bahçecilikle uğraşanlar bunlar. Yukarı kesimlerde hayvancılıkla uğraşanlar var. Onları da göz önüne alırsak bir 700'ün üzerinde nüfusumuz var. Burada bu nüfusun daha ileriye dönük çalışma yapabilmesi için alternatif ürünler arıyoruz. Bu da inşallah kivi olabilir.